Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul kapanış itibariyle genel değerlenmesini yapmak istiyorum. Yurt dışı piyasaların genel seyrine altın ve gümüşe ve diğer piyasalara da vaktimiz oldukça bakacağız arkadaşlar. Yaklaşık iki haftadır analiz yapmadık. Ee, tabii Tabi derslerimiz Zoom üzerinden yapmış olduğumuz analizler her akşam devam etti. Fakat YouTube üzerinden bir analiz yapmadık arkadaşlar. Şimdi en son analiz yaptığımızda hatırlarsanız endekste güçlü bir hareket, güçlü bir ivmeli çıkışın gelme ihtimalini konuşuyorduk. Ve şu bölgede özellikle destek 200 günlük ortalamada destek bulan endeksin üst bölgeyi şuradaki açıya benzer şekilde sınama ihtiyacı hissedeceğini ve buradaki açının da böyle yatay bantta bir hareketle sonlanacağını ve devamının bu şekilde gelme ihtimalinin olduğunu ifade etmiştik. Genel olarak da hareketin güçlü olduğunu görüyoruz. Şimdi ayrıca şunu da yine belirtelim ki bu bölgede özellikle portföy yönetimi anlamında altın yerine hisse senetlerinin %100 taşınabileceğini ve %100 malda olarak hisse senetlerinin altına ilişkin potansiyelin daha yüksek olduğunu analiz etmiştik. Bugün bu analizi değiştireceğiz arkadaşlar. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Çünkü olası fırsat ve riskleri bir kez daha gözden geçireceğiz. Şimdi ne oldu derseniz endeks buradaki dipten itibaren yani yaklaşık 4300-4200 seviyesinden itibaren gelen bir V hareketiyle 5500 seviyesine kadar ve 5700 seviyesine kadar bir potansiyel taşıdığı yani yaklaşık 6000 seviyesine kadar ki yeni zirve görme ihtimali oldukça yüksek taşıdığı bir bakın şöyle arkadaşlar bunu tabi yanlışlıkla tuttuk, çevirdik şimdi düzeltelim Şöyle yapayım arkadaşlar. Bu dursun. Evet. Çünkü orada önemli bir mesaj var. Burada arkadaşlar şu bölgedeki WV'nin derinlik hedefi yaklaşık 5400 5500 seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla bu bölgenin hedefi 5500 şeklinde değerlendirilebilir. Olduğu düşünebilir. Ee, tabi Mehmet Şimşek'in kabineye gelmesiyle birlikte para politikalarında bir değişim ve normalleşmenin başlayacağı düşüncesiyle piyasa önden bunu fiyatlamaya başlamıştı ve devamında da olumlu fiyatladı. Fakat gepli aşağılarda oldukça gepli fiyatlamalar oluştu arkadaşlar. Yani özellikle şu kısımda Cuma günü kapanıştan sonra gelen ve dün pazartesi günü açılış ve yaklaşık %5'lik bir primden sonra bugün nispeten yatay bant hareketleri görüldü. Ve oluşan hareketin ivmeli olmakla beraber e, ve dik açıyla e, hareket etmesine zamen bir sat kanalı içerisinde e, hareket ettiğini, yani altının boş olduğunu belirtmek istiyorum. Teknik yap bizim yapısal analiz modeline göre belirleyeceğim şey, altı boş bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Ve özellikle geri çekilmelerde dikkat edilecek nokta, bakın şu bölge ve bu bölge riskli ve realizasyona aday yerler arkadaşlar eğer bu bölgede gelecek olan bir satış olacak olursa 5200 ve 5000 seviyesine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir ancak şunu ifade etmek isterim yani burası bir zirve noktası olamaz zirve noktası olduğunu düşünmüyorum yatırım tavsiyesi olmadan belirteceğim şey bu çünkü bu kadar ivmeli dik açılı bir hareket her geri çekilme alım fırsatı şeklinde değerlendirilir ve yeni zirveler görülebilir arkadaşlar buradaki geriden gelen dalganın hareketi de yaklaşık 6500 seviyelerine işaret eder. Ancak kısa vadede riskler açısından bakarsanız bu bölgenin yani 5000 seviyesinin hareketin e, sağlıklı olması açısından 5000 5100 hattının önemli olduğunu ve o bölgeye doğru bir geri çekilmenin olabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden şu kısımda yani %100 maldan e, bulunmanın riskini hatırlatmak isterim. Dolayısıyla şuradaki %100 mal oranımızı bu bölgeden itibaren arkadaşlar şu bölgede %20 taşınır. %30 de trade amaçlı e, olabileceğini ve kalan kısmın ise tekrar altın e, potansiyeli olduğu düşüncesiyle ki eşitledik. Hatırlarsanız altın e, biraz sonra altını analiz ettiğimde de göreceksiniz. Altının potansiyelinin ben önümüzdeki Ağustos ayına kadar %25 civarında olacağını, borsanın potansiyelinde %35 olacağını e, değerlendirmiştim bu süre içerisinde dolayısıyla borsa yaklaşık %20 çıkışını tamamladı. Bundan sonra borsa için %25'lik bir potansiyel 6500'e kadar. Altında da yaklaşık %25'lik net yön yukarı olmakla beraber orta vade için, orta ve uzun vade için dolayısıyla eşitlenmiş oldu. Risk anlamında borsanın riskini de daha fazla olduğu düşüncesiyle artık %50 oranında kapatmış olduğumuz. Yani özellikle geledese GMSTR ve Z-GOLD'daki kapatmış olduğumuz pozisyonların tekrar yukarıdan kapatılan pozisyonların tekrar yerine koyulması doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hisse senedi anlamında da geride kalmış birçok tahta olduğunu ve hedeflerinden yani ana noktalardan çok çok uzakta olduğunu belirtmek isterim. Bu süre içerisinde özellikle bankacılık tahtalarında sert hareketlenmeler oldu. Onlar da daha önce görmüş olduğu zirve noktalara kadar temas ettiler. Onlarda da dolayısıyla kısa vade için bir aşırı e, alım olduğu görülüyor ki endeksteki aşırı alımda e, daha etkili olan sektörlerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla endeksteki e, bu bölgedeki realizasyonun e, boyutlarının biraz sert olabileceğini, yaklaşık %4 ile %8 arasında bir realizasyonun gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ortalamaların da değmesine e, şimdilik beklememek gerekir onu da söyleyeyim. Yani geri çekilmede ortalamaya temas etmeden ortalama şurada kalıp tekrar e, yönü yukarı doğru çevirebilir. Gelecek Yine haberlerle piyasayı destekleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Düşen noktanın kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yani şu bölgede bir düşen hat vardı. O düşen hattı kırdı. Yapı da al yapısı. Yani orta vadede 6500'ü hedefleyeceğini düşünüyorum. Bakın 6500'ü de yukarıda gösterdik. 6666 diye hatırlaması kolay olsun diye. Bakın şurası özellikle belirttiğimiz nokta. Yani şuradaki gelen sert hareket orta vadede şu bölgeye temas edeceğini değerlendiriyorum. Yani şuradan şuraya kadar yaklaşık %25'lik bir potansiyel olma ihtimali hala söz konusu. Ancak kısa vade için bu sert hareket, sert inveli hareket bir realizasyonla karşılaşabilir. Önümüzün işte bir yaz dönemi olması da bunu da etkiledir diye düşünüyorum arkadaşlar. Genelde yaz dönemlerinde borsadaki hareketler sınırlı olur. Yalnız burada birkaç noktayı hatırlatmak isterim. Özellikle vadeli piyasa açısından genelde Haziran vade pozitif kapatır. Yani Nisan vadedeki ve Şubat vadedeki zayıf seyir Haziran'da olmayacaktır. Haziran vadenin pozitif kapatacağını düşünüyorum. Ağustos vade ise nispeten daha zayıf olur. Dolayısıyla prim potansiyelini Haziran ve Temmuz ayında düşünmek gerekir. Ağustos'a yaklaştıkça realizasyonların gelme ihtimali olduğunu söyleyebilirim. Burada geri çekilmeler hala alım yönlü değerlendirilmesi gerekir. Daha sonraki süreçte ise orta orta vadede yani bu birkaç aylık süre içerisinde işte 6600 noktasına kadar bir ivmelenmeyi beraberinde getirebiliyor. Burada olası riskler şu bölge özellikle riskli hat arkadaşlar. Burada şu anda bulunduğumuz nokta yani 5500 seviyesinin bir direnç ve realizasyon bölgesi olduğu dikkat çekici. Şimdi burada niye böyle diyoruz onu da şöyle açıklayalım. Daha önceki işte buradaki düzeltmelerden yukarıya doğru hareket ettiğinde yaklaşık %21'lik bir tepki. Burada da %22-23'lük bir tepki gelmişti. Şu anda da yaklaşık %22-23'lük bir tepki hareketi var. Dolayısıyla bu %22'nin en azından %38 düzeltmesine yapması beklenebilir. Bu da yaklaşık işte şu çizdiğimiz ilk mavi hat oluşturuyor arkadaşlar. Şu çizgi şu çizgi olabilir. Yani 5100 seviyesine kadar geri çekilme, realizasyon son derece mantıklı. Onun altında ise %50'lik düzeltme noktası var ki. Onda da 4850-4900. Daha aşağı noktalar aşırı fiyatlama olur. Tabi o da yine onaydan ibaret olacaktır. Ve sonra tekrar hareket yukarı doğru gidecektir. Orta-uzun vadede daha önce analizlerimizi yapmıştık arkadaşlar. Beklentimizin borsa için çok çok yukarılarda olduğunu ifade edelim. Burada tabi tahta seçimleri çok çok önemli. Biz özellikle gümüş ve altın üyesi olan arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz her akşam hafta içi yapmış olduğumuz analizlerde model portföydeki işte tahtaların nasıl primlendiğini ve hedef seviyelerinin neler olduğunu, bundan sonraki süreçte nelerle karşılaşabileceğini, yarının e, tahtaların neler olacağını e, her akşam analiz ediyoruz, değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Geçmiş dönemde bizim model portföy e, en hızlı hedeflerine giden e, portföy olmuştu. Ve tahtı değişimleriyle beraber de %95 oranında e, işte 2 kat, 3 kat, 4 kat hedeflerine gitmişti arkadaşlar tahtalar belirlenmiş olan hedeflere. Şimdi yine aynı şekilde 2023 model portföy hedef değerleriyle beraber arkadaşlarımıza paylaştık ve bunlar arkadaşlar yine hedeflerine gitmesini bekliyoruz ki bu süreçte özellikle bizim portföyde yer alan ağırlıklı olan tahtaların en hızlı primlenen tahtalar olduğu görüldü arkadaşlar. Onu belirteyim. Şimdi endeks açısından bakarsanız tekrar hatırlatayım. Yani buradaki %100 portföyümüzü %20 taşınabilir, %30 da trade etme anlamında bir değişiklik, ağırlık değişikliği. Altında da %50 tekrar pozisyona girilmesi şeklinde yerine koyduk altını. Çünkü 2023 ve 2024 yılının aynı zamanda altın yılı olacağını değerlendiriyorum. Ve bu süre içerisinde de risk anlamında altının daha az risk oluşturacağını, potansiyel prim anlamında da endeksi zaten hızlı çıkış yaptığı süre içerisinde altının yatay kaldığı. Dolayısıyla buradaki altın portföyünden ağırlıklı olarak endekse geçilmesinin bir daha fazla kar sağladığı görüldü. Böylece bu grafikte görülüyor arkadaşlar net bir şekilde. Bundan sonraki süreçte ise dediğim gibi %50 oranında altın pozisyonuna tekrar girilmesinin yatırım tavsiye olmadan daha sağlıklı olacağını Risk azaltma anlamında, aynı zamanda bir sigorta anlamında faydalı olacağını düşünüyorum. Buradaki yapı düşeni kırma anlamında geri çekilmeler dediğim gibi hala alın fırsatı olarak değerlendirilecektir. Orta vadede hedefin 6500 olacağını değerlendiriyorum. Geri çekilmelerde de özellikle zirvesine gitmemiş olan e, tahtalar daha çok e, talep görebilir diye belirtelim. Şimdi diğer piyasalara şöyle bir bakalım. Vadeli piyasada benzer bir düzeltmeyle karşılaşabiliriz. Hızlı bir e, çıkış kaydettik vadeli piyasada da. Daha önce bakın şu grafiği takip ettiğimizi ve bu vade içerisinde yukarıdaki kırmızı hattın görülme ihtimalinin olduğunu konuşmuştuk. Şu anda e, açık yeşil bölge içerisinde hareket ediyoruz şu bölgede. Dolayısıyla bu bölgede bir e, satış gelme ihtimali söz konusu olabilir bu bölge ziksa hatta olabilir. Şu kırmızı hatta e, düzeltmelerde hedef olarak karşımıza çıkar. Sonraki süreçte ise özellikle şu kırmızı hattın e, görülebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Son, e, fakat Ağustos vadide ise tekrar realizasyonun gelme ihtimali olacağını değerlendiriyorum. Şimdilik e, yön kısa vade için yukarı. Ancak kırmızı hatta yaklaştıkça e, satışların gelme olasılığı çok çok yüksek. Şu anda da zaten spot piyasaya göre normalden daha fazla primli. Yaklaşık yüzde spot piyasaya göre yaklaşık yüzde %5 yukarıda. Normalde ise 1 ay var fadinin kapanmasına ki 1 ay bile kalmadı. Bunun olması gereken işte enflasyon ve faiz bazı düşünülecek olursa yaklaşık iki civarında yukarıda olmalı. Yani yüzde %3 spot piyasaya göre daha primli olduğu görülüyor. Olası realizasyonda vadeli piyasanın daha sert geri çekileceğini unutmamak gerekir. Aradaki marjı kapatmak isteyeceklerdir. Benim genel değerlendirmem 1-2 hafta içerisinde yani özellikle önümüzdeki hafta yani 10 işlem günü içerisinde bu en azından şu marj %3'lük bir marj kapanacaktır ve aradaki marjı tekrar normal hat olan %2'ye çekeceklerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yurt dışı piyasalara bir bakalım. Yurt dışı piyasalarda da genel seyir şu şekilde. Bu S&P'nin grafiği. S&P'de kademeli olarak bir yükseliş. Dikkat çekici. Bu hareketin belli yani 4400'e kadar gittikten sonra e, olası resesyonla beraber geri çekilmeyle karşılaşacağını e, düşünüyorum. Yani önümüzdeki e, yaz ayından, Ağustos ayından itibaren belki Temmuz'un sonlarından doğru sonra e, geri çekilme olacak olursa şu hattın, yükselen hattın e, bir sat kanalı şeklinde e, çalışabileceğini düşünüyorum. Ve bu durumda da S&P'nin 4400'lerden gelebilecek olan bir satış kanalının tekrar 4000'lerin altını yoklamak isteyeceğini ve en azından daha önce görmüş olduğumuz seviye olan 3500 lira doğru ve daha aşağıda da 3300 lira doğru bir geri çekilmeyle karşılaşacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Ons altında ise genel değerlendirmemiz yukarı yönde olacaktır. Şu anda ortalamalarında tutunan bir ons altın var. Bu bölgede bir taban oluşumu süreci olacağını ve ons altının Yükselişine devam edeceğini özellikle 2150'ye kadar çıkışının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bu bölgeye doğru geri çekilmeler tekrar alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Daha sonraki süreçte de 2100 destek yapılarak 2300 ve 2500'lere doğru bir hareket oluşabilir. ONS Gümüş'te de yine benzer bir analizimiz var. ONS Gümüş'te de yönün daha sert bir şekilde e İMEL olarak yukarı doğru gideceğini, potansiyel olarak da daha yukarı noktaları hedefleyeceğini ve bu seferki çıkışında yaklaşık 30'lu seviyeleri hedefleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de bir süredir yatay bant hareketleri devam ediyor. Genel olarak değerlendirme bu şekilde. Bu arada Arjantin piyasası da tarihi rekor seviyesinde gene devam etti. Dolar endeksinde de yukarı ivme ev, devam ediyor arkadaşlar. GLDTR, GMSTR'de de bugün için dünkü kırmızılardan sonra o kayıplarını toparladı bugün. %1-1.5 civarında. Özellikle dolar hareketinin etkisiyle yukarı doğru bir hareket oldu dolar içinde şunu söyleyebilirim biz grubumuzda tabi paylaştık özellikle doların analizini her akşam yapıyorum burada arkadaşlar hedef seviyesi olarak bakın şu şekilde destek hattını belirttik bu bölge bunu yaklaşık işte bir aydır takip ediyoruz 24 23.5 ve 24 seviyesinin hedef olduğunu analizlerimizi her akşam değerlendiriyoruz ve gün gün bu analizin gerçekleşmesine bekliyoruz arkadaşlar her gün yüzde bir bir buçuk şeklinde bir yükseliş söz konusu. Hedef seviye olarak da 23.5 takip edilebilir. Şimdilik bu kadar analiz edelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşlarımız abone olabilirler. Özellikle de üye olacak olan arkadaşlar gümüş ve altın üyesi oldukları takdirde psikanalizakademi.gmail.com serifbe.gmail.com'a mail atarak üyeliklerine, belirsinler, iletişim bilgilerine, telefon numaralarını vererek her akşam yapmış olduğumuz kayıtlı Zoom üzerinden yapmış olduğumuz analizlere katılabilirler. Buna her akşam yapıyoruz arkadaşlar hafta içi her akşam. Orada bir 1.5 saatlik piyasanın güncel analizlerini yapıyoruz. Vadeli piyasanın genel seyrini konuşuyoruz. Muhtemel potansiyelin ne olduğunu ve yarınki harekette olası fırsat ve riskleri eee değerlendiriyoruz arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlarımız gümüş ve altın üyesi olarak katılabilirler. Onu da belirtelim. Ayrıca Udemy'de açmış olduğumuz kurslara da ilgi çeken arkadaşlar oradaki örnek videoları izleyerek oradaki kursları da alarak teknik analiz bilgilerini geliştirme e, olanağına sahip olabilirler. Onu da belirtmiş olalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Söylediklerimiz yatırım tavsiyedir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. Hoşçakalın arkadaşlar.